Ya, Kızılay'la ilgili bizim insanlara sorduğumuzda, yani anket olarak söylemiyorum, onu daha yeni soruyoruz. Ama insanlara Kızılay'la ilgili fikrini sorduğumuzda, niye öfkeli olduklarını sorduğumuzda, hocamın bahsettiği konularda, insanlar doğrudan şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ya Türkiye'de daha önce de deprem olurdu ve akşamına biz Kızılay'la dolu çadırları görürdük. Şimdi Evet. çadırlar bir türlü 17. 18. günü geçti. 21. gün bugün. 21. gün oldu. Hala televizyonlarda izliyoruz. Canlı yayınlarda, köylerde özellikle çadır ihtiyacının olduğunu söylüyorlar. Biraz AFAD'ın o işleri üstlenmiş olması, insanların ama Kızılay'a alışkın olmuş olması da tepkiyi büyüttü. Ancak son noktada Kızılay'ın elinde hazır çadır varken bu çadırları ilk 3 gün içerisinde bölgeye göndermek yerine satışa çıkartmış olmasının öğrenilmesiyle bence tepki daha da büyüyor. Üstüne bir de sizin dediğiniz gibi gıdaların satışı meselesi var ki Kızılay'ın tek görevi ve insanlara tek sözü aslında kamu yararına çalışan bir dernek olarak bunları afet olduğunda afet bölgelerindeki insanlara bilabedel yetiştirmesi. Ama Kızılay anlıyoruz ki bunları zamanında oralara götürmek yerine bir iştiraki üzerinden ticaret malzemesi yapmayı tercih etmiş. Ama beni çok şaşırtmıyor açıkçası. Çünkü daha önce Bitlis'te Sinan Aygül isimli bir yerel gazeteci geçtiğimiz sene Kızılay'ın Kurban Bayramı'ndan sonra elde ettiği kurban eti konservelerini AK Parti milletvekilinin kardeşinin otelindeki o kişi de Kızılay'ın o bölgedeki şube başkanı. Otelinde görüntüledi. Ne oldu biliyor musunuz? Gazeteciyi gözaltına aldılar ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden hakkında dava açtılar. Bu geçtiğimiz Kurban Bayramı'ndan hemen sonra oldu. Yani Kızılay artık zaten insanların güvendiği kurumlar değil. Bir fotoğraf gördüm sosyal medyada. 5-6 tane dernek içerisinde, sivil toplum kuruluşu içerisinde havaalanında konulmuş kumbaralar var. Bunların içerisinde hatırladıklarımı söyleyeyim. LÖSEV Vakfı var. Kaçu var, Kanserli Çocuklar Umut Vakfı. UNICEF kumbarası var. Onun haricinde birkaç tane daha dernek var ve Kızılay kumbarası var. Kızılay kumbarası bomboş, diğerleri ağzına kadar para dolmuş. Bu zaten Kızılay'a artık halkın bakışını gösteriyor. Artık insanlar Kızılay'ı siyaset kurumunun hem gölgesinde hem de siyaset kurumunun elinin Kızılay'ın içerisinde olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden destek vermiyorlar. Bunlar çok acı. Hocamın da dediği gibi insanlara yardım etmek yerine ilk günlerde Twitter hesaplarını, Twitter'ı kontrol altına almaya çalıştılar. Bir tanesi de benim hesabımdı. Twitter'a bildirildiği söylenen hesaplardan bir tanesi de benimdi. Ama ben o ana kadar ne yapmışım diye şöyle bir baktım. Twitter'da ne yazmışım diye. Bir tane bile o ilk 3 gün içerisinde bir tane bile böyle rahatsız edici, ne bileyim muhalefet edici bir şey bile yok. Sadece şu enkazdan ses geldiğini insanlar söylüyor. Buradan insan sesi geldiği söyleniyor. Buraya 2 gündür giden gelen olmamış. Buraya lütfen bir destek gönderin gibi şeyler paylaşmışız. Bunlar rahatsız oldular. Hatta o dönemde daha ilk gün ya da ikinci gündü. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, not alıyoruz dedi. Biz insanların enkaz altında kaldığını söylediğimiz için isimlerimiz not edildi, fişlendik yani. Hiç umurumuzda değil ayrı mesele ama aynı Cumhurbaşkanı'nın o not alıyoruz sözleri üzerine o Cumhurbaşkanı'nın kabinesindeki İçişleri Bakanı sıfatlı insanın emrindeki polis insanları gözaltına almaya başladı. Aynı Cumhurbaşkanı bugün de ilk 3 gün yetişemedik diye özür diledi. Şimdi biz bunların hepsini nereye koyalım? Tam bir yönetememe hali, başı kopmuş tavuk gibi oradan oraya koşma hali ve insanlara saldırma hali. Baktığımız zaman şimdi Cumhurbaşkanı bugün özür diledi ilk 3 gün olanlar için. Aynı şekilde İçişleri Bakanı, AFAD ve Cumhurbaşkanı'nın yetişemediğimiz hiçbir yer yok demesinin dedikleri gün daha doğrusu 6 bin tane ölü vardı. 6 bin ölüden bahsediliyordu. Bugün 45 bin ölü var. Yetişemediğimiz hiçbir yer yok dedikleri günden bugüne devletin resmi kayıtlarına göre 39 bin daha ölü insan çıkartıldı enkazlardan. Burada şimdi istifa isteyen halkın kriminalize edilmesi, taraftara hakaretler edilmesi, vatandaşa dal kavuk denmesi, alçak denmesi, şerefsiz denmesi. Vatandaşa ne demişti Tayyip Erdoğan? Ne dedi?
Kızılay nerede diyenler var dedi. Devlet nerede diyenler var. Bunlar şerefsizdir, alçaktır, adidir dedi. E yokmuşsunuz kardeşim işte 3 gündür. 3 gün en azından ilk 3 gün yokmuşsunuz. Ve insanlar size 15. gün demedi ki devlet nerede diye. Zaten ilk 3 gün bu yakarışların çok büyük bir kısmı geldi. Ve insanlar haklıydı. Bugün anket yapan arkadaşlarımızın anketlerini görüyoruz. Yani 3 ayrı firmanın anketini gördüm ben. Bizimki de bugün başladı daha. Muhtemelen 4'ü 5'i gibi bitecek. Ama yapılan anketlerde de yani Türkiye çapında. Mesela Ipsos'un anketini gördüm ben bugün. Ipsos araştırmanın anketini. İnsanların %59'unun deprem bölgesinde tanıdıkları var. Akrabaları ya da tanıdıkları var. Yani toplumun genelinin bir yakarışı var ortada. Toplumda depremde ölen tanıdığınız akrabanız var mı diye sorulan soruda ölen var diyen %21, yani her 5 kişiden bir tanesinin bir tanıdığı yakını ölmüş. Yaralanan var diyen %28. Yine aynı şekilde %59, toplumun %59'unun mutlaka bir tanıdığı, irtibatlısı, arkadaşı ya da akrabası bu depremden ciddi zarar görmüş. Evi yıkılmış demektir. Yani yaralandığına göre, balkondan atlamadıysa hepsi, değil mi? Ve ölenler olduğuna göre bu insanların evleri de başlarına yıkılmış demektir. Yani bu toplumda depremden birinci derece etkilenmiş insanları tanıyanların, onlarla bağ kurabilenlerin, iletişim kurabilenlerin oranı %60'ın üstünde. Yani %60'ın üstünde depremden etkilenmiş bir millete siz sırf şikayetlerini dile getiriyorlar diye ki ya şunu da ilk gün herkes söyledi. Ben de söyledim. Dedim ki yani bunlar muhtemelen depremin ne kadar büyük olduğunun henüz farkında değiller. Bu 10 ili kapsayan, nüfusun %15'ini kapsayan çok büyük bir afet. Bu afete dünyada hemen hiç kimse bir anda yetişemez. Buna göre organize olunmalı. Herkes buna göre davranmalı. Açıklamalarını buna göre yapmalı dedi herkes zaten. Bunu herkes kabul etti. Hükümet küçümsedi, kabul etmedi. Hükümet şey gibi zannetti muhtemelen. 3-5 tane apartman yıkıldı. Küçük bir lokal bir afet. Bunun üzerine biz hemen temellere atarız, şovumuzu yaparız. Seçimden önce de bu konuyu kapatırız diye düşünüyordu herhalde. Hükümetin depremin büyüklüğüne uyanması 2 gün sürdü. Öyle anlıyoruz yani. Eğer Memduh Bayraktaroğlu'nun söyledikleri doğru değilse ki doğru gibi gözüküyor. Hulusi Akar'ın paylaştığı saat, dakika analizinden. Yani gerçekten umursamamışlar. Yani bakanın bir tanesi bütün sorumluluğu üzerine alayım demiş İçişleri Bakanı. Şov yapmaya kalkmış belli ki. Hiçbir şey de yapamadılar. Cumhurbaşkanı olur da bunlar şov yapar ben geride kalırım diye her şeyi durdurmuş, müdahaleyi geciktirmiş. Suçlusu stadyumda istifa diye bağıranlar. Dünyanın neresinde Allah aşkına yani istifa diye bağıran insanlara şiddet olmadan, herhangi bir şiddet olmadan, küfür olmadan, hakaret olmadan sadece eylem yapan insanlara dünyanın neresinde polis çullanıyor ya? Bugün tipin İstanbul İl Başkanlığı hala abluk altında ya. 45 bin kişi ölmüş. Kulüp üyeliğinden istifa ediyorlar. Zahmet olmuş yani kusura bakmayın. Çok zahmet etmişsiniz. Zaten o kulüplere yazıklar olsun sizlere bugüne kadar ihraç etmedikleri için. Bir de. Yani bugün çok doluyum. Evet. Bugün bir kulüp Beşiktaş taraftarıyım ben. Ya hükümeti protesto eden Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübünün taraftarlarına binlerce insana bugün bir kulüp, Çaykur Rize Kulübü, alçak dedi, şerefsiz dedi, foseptik fareleri öyle, dedi. Öyle. Ya bu söylenecek şey mi ya? Bu söylenecek şey mi yani? Sizler ihale ala 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 gelip kulüplerin başına oturdunuz diye. O kulüplerin sahibi misiniz? Taraftarlarınız sizin marabanız mı? Devletle hükümeti karıştırdıkları gibi taraftarla marabayı da karıştırıyorlar. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ben bugün onunla çok, çok öfkeliyim. Ama hocamın dediği gibi ben bu öfkemle hocam gibi daha formal analizler yapamıyorum açıkçası. Estağfurullah. Ama yani ya depremden bu yere kaç kere ifadeye çağrıldık ya. Evet. Suçumuz ne kardeşim? Yani keşke depremle bu kadar ilgilenselerdi. Ben buradan da söylerim. Cumhurbaşkanı 45 bin kişi herhangi bir şeyden ölse ya 45 bin kişi gripten ölse aynı gün içerisinde herhangi bir ülkede 45 bin kişi aynı anda kalp krizinden ölse hükümetler istifa eder ya.
Bunu istemek neresi suç? Yani hadi siz istifa etmiyorsunuz. Yani yüzsüz de ele aldınız kardeşim. Bari anayasal hakkını kullanan insanları rahat bırakın yani. Daha geleceğiz. Konuşacağımız çok konu var. Sizin sinirlerinizi iyice geren bu Beşiktaş ve Fenerbahçe tribününde yaşananları, arkasından konuşulanları da elbette ve o binlerce taraftarın tehdidini, mesaimizi bölmesinler, isterlerse rahat böleriz sözleriyle duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisini de elbette getireceğiz, konuşacağız ekrana. Şimdi